Çemberde açılar. Öncelikle temel çember kavramlarıyla başlayalım. Çember nedir? Çember, bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine denir. Bu bir nokta, çemberin merkezidir. Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine biz çember diyoruz. Buranın merkezin çember yayını olan uzaklıkları sürekli eşittir. Ve biz bu uzunluğa yarıçap deriz. Çemberin merkezinin yaya olan uzaklığına yarıçap denir ve küçük R harfiyle gösterilir. Kavramına geldiğimizde, şuraya merkez diyecek olursak O, çap çember içindeki en büyük uzunluktur. İki yarıçapa eşittir. Çap eşittir 2R. Ve çap çemberi iki eşit parçaya böler. Çemberin şu üst kısmı ile alt kısmı birbiriyle tamamen eşit olur. Çap çemberi iki eşit parçaya böler. Temel çember kavramlarımıza devam edelim. Kesen nedir? Bir çember düşündüğümüzde bir doğru gelip bu çemberi kesip gidiyorsa bunun ismi kesendir. Kiriş bir çemberin yayının üzerinde başlayıp yine yayının üzerinde biten uzunluklara kiriş denir. Çemberin iç bölgesindeki doğru parçalarıdır ama yayın üzerinde başlayıp yayın üzerinde bitmesi gerekir. Biz bunlara kiriş deriz. En büyük kiriş çaptır. Bir çember içindeki en büyük kiriş çaptır. Kiriş çemberin yayı üzerinde başlar, yine yayı üzerinde biter. İçeride sonsuz tane kiriş çizebilirim. Çemberde açıya başlamadan önceki son çember kavramımız T. Bir çembere tek noktada temas ederek, bu pek nokta, tek nokta gibi olmadı ama olsun, tek noktada temas edip giden doğrulara teğet doğruları denir. Tek noktada temas olması gerekir. Ve bu teğetle ilgili bilmemiz gereken önemli şey, merkezden teğete inilen yarıçap kesinlikle dik olur. Teğet doğrunun çembere tek noktada temas etmesi gerekir. Ve merkezden o teğete inilen yarıçap dik olur. Bunlar temel olarak bilinmesi gereken çember kavramlarıydı. Biz şimdi çemberde açı kavramlarına başlıyoruz. Çemberde açılar. Bir çemberin tamamı 360 derecedir. Bu çemberin üzerindeki yayın tamamının açısı 360 derecedir. Tamamı 360 derecedir çemberin. Eğer ki bunu çapla ikiye bölmüş isek, bu çap ise çapın üst tarafında kalan kısım 180 derece, çapın alt tarafında kalan kısım o da 180 derece olacaktır. Bir çemberin tamamı 360 derece, çapla ikiye böldüğümüzde 180 ve 180 derece diye ikiye ayrılmaktadır. Şimdi çemberde açı çeşitleri. Açı çeşitleri. Birinci ve en önemli açı çeşidimiz merkez açıdır. Merkez açı. Bu açıya merkez açı denmesinin nedeni
çemberin merkeziyle oluşan bir açı olmasından kaynaklanır. Bir çember çizelim. Şurasına merkez dersek, O diyelim oraya da. Şurada çizdiğimiz şu açı, buna alfa dersek, buradaki şu açı merkez açıdır. Merkez açı hakkındaki en önemli bilgi, gördüğü yayın açı ölçüsüne eşittir. Gördüğü yayın açı ölçüsüne eşittir. Bizim merkez açımız eğer ki alfa ise, şu kalemimizin rengini değiştirip gösterelim. Bunun gördüğü bu yay da alfa derece olmak zorundadır. Bu yay da alfa derecedir. Bu kaç derece ise bu da alfa derece olur. Merkez açı gördüğü yayın açı ölçüsüne eşittir. İkinci açı çeşidimiz çevre açı. Çemberin çevresinin üzerinden oluştuğu için bu açıya çevre açı denir. Açının oluştuğu yer çemberin çevresidir. Açımız burada. Bu açı çevre açıdır. Çevre açının özelliği gördüğü yayın yarısıdır açı olarak. Şu kalemimizin rengini değiştirip gösterelim. Eğer ki çevre açımız burada alfa ise buradaki bunun gördüğü yay 2 alfa olacaktır. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Çevre açı ile ilgili birkaç ek kuraldan daha bahsetmeliyiz. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Şöyle bir çevre açı yapalım. Aynı yayı gören başka bir çevre açı daha yapalım. Aynı yayı gören bir çevre açı daha yapalım. Şurası x ise bu da x. Bu da x olur. Buradaki yay ise 2x olur. Aynı yayı gören çevre açılar birbirlerine eşittirler. Bununla ilgili son bahsedeceğimiz şey çevre açı ile ilgili. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunu çizelim. Bu çap olsun. Çapı gören bir çevre açı çizdiğimizde çap çemberi 180-182'ye böldüğü için çapın alt tarafında kalan kısım 180 derecedir. Bu nedenle çapı gören çevre açımız 90 derece olur. Bu yayın tamamı 180 olduğundan dolayı 90 derece olur. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şu ana kadar iki açı çeşidi öğrendik. Merkez açı gördüğü yayın açı ölçüsüne eşitti. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıydı. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek sorular çözelim. O merkez olsun. Şuraya 70 derece diyelim. Bunun aynı şekilde arka tarafına da bir çevre açı atalım. Buna da x diyelim. X nedir? Bir başka soru. Buraya bir merkez atalım.
O diyelim ona. Şöyle bir çizim yapalım. Buraya 20 derece. Buraya 30 derece diyelim. Buradaki x ne olur? Bir başka soru. AB çap olsun. AB çap. O merkez olsun. Buraya E diyelim. Şurası 130 derece olsun. Şuradaki x nedir? O merkez olsun. Şurası 100 derece ise şuradaki açımız x. X nedir? İki soru daha yazıp ardından çözmeye başlayalım. O merkez olsun. Sefer buraya 50 derece diyelim. Buraya 60 derece diyelim. Buradaki x nedir? AB çap olsun. Şöyle bir açı çizelim. Şuraya 20 derece dersek şuradaki x ne olur? Şimdi kalemimizin rengini değiştirip şu örnek soruları tek tek çözmeye başlayalım. Şimdi ilk soruya baktığımızda buradaki 70 derecelik merkez açıdır. Onun gördüğü yay da merkez açı gördüğü yaya eşittir. Burası 70 derece ise bu yay da 70 derecedir. Çevre açıya geldiğimizde ise çevre açı bu 70 dereceyi görmekte burada. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olur. Yay 70 derece ise çevre açı 35 derece olacaktır. Bu soruya geldiğimizde buradaki merkez açımız x derece. O zaman bu yayın açı ölçüsü x olur. Bu x'i gören burada bir çevre açı mevcut. Burası x ise burası x bölü 2 olur. Buradaki 20, x bölü 2 ve 30'un toplamı bize buradaki x'i verecektir. X bölü 2 artı 20 artı 30 eşittir bize x'i verecek. X bölü 2'yi diğer tarafa atarsak 50 eşittir x bölü 2. 2 ile de bu tarafı çarparsak x eşittir 100 derece olacak. Bu soru için birçok alternatif çözüm yöntemi vardı. Ben bir tanesini kullandım. Burası x ise burası x bölü 2 olur. Bu üçünün toplamı da buradaki x'i bize verir. Üçüncü örneğimize geldiğimizde. O merkez. Burası merkez. O zaman bu 130 derece ise gördüğü yay da, bu çünkü merkez açıdır, 130 derece olur. AB'nin çap olduğunu biliyoruz. AB çap ise bunun üst tarafında kalan açının tamamının 180 derece olması lazım. Burası 130 ise bu tarafa 50 derece kalır. Bu yay 50 derecedir. Bunu gören çevre açıyı soruyor bize. Bunu gören çevre açı ise burası 50 ise onun yarısı olacaktır. 25 derece. Buradaki sorumuza geldiğimizde O merkez x'in ne olduğu soruluyor. Merkez 100 derece ise buradaki yay 100 derecedir. Çemberin tamamı 360 derece olduğu için geriye kalan açımız
360'tan 100'ü çıkartırsak 260 derecedir. Buradaki x derecelik çevre açı da bu 260 dereceyi görmekte. O yüzden onun yarısı olacaktır. 130 derece cevabımız. Bu soruya geldiğimizde burasının 50, burasının 60 derece olduğunu görüyoruz. Bu yarıçaptır. Bu da yarıçap, birbirine eşit. Bir de biz buradan yarıçap indirirsek bu da onlara eşit olacaktır. Burası 50 ise burası da 50 olacaktır. 50, 50, 100. Buraya kalan açı 80 derece olur. Burası 60 derece ise burası da 60 derece olur. Burası 60, 60, 120 ise bu tarafa da 60 derece kalır. Çünkü bu bir üçgen. X açısı 80 ile 60'ın toplamı 140 derece olacaktır. Bu soruya geldiğimizde AB çap. AB çapsa burada çapı gören çevre açı görüyoruz. Bu 90 derece olur. Burası 20 derece ise buraya da 70 derece kalır. Çünkü iç açıların toplamı 180 derece edecektir. Bu örneklerimizin ardından kurallarımıza devam edelim. Şimdiye kadar sadece iki kural gördük. Merkez açı gördüğü yayın açı ölçüsüne eşit. Çevre açı gördüğü açı gördüğü yayın açısının yarısına eşit. Üçüncü açı çeşidimiz teğet giriş açı. Teğet giriş açı. Bir teğet ve bir girişle oluşan açıdır. Şöyle teğetimizi çizelim. Şöyle de girişimizi çizelim. Kalemimizin rengini değiştirerek devam edersek daha anlaşılır olacaktır orası. Teğet giriş açımız şuradaki açıdır. X. Bu gördüğü yay burası, yarısına eşittir. Bu yay 2x derecedir. Teğet giriş açı burada x, gördüğü yay 2x. Bir örnek soru yapalım. Buradan bir teğet çizelim. Şuradan bir giriş çizelim. Şu teğet giriş açıya 70 derece diyelim. Şuradan da bir merkez oluşturalım. O merkez olsun. Şuradaki x olsun. Kalemimizin rengini değiştirip çözelim onu. Şimdi buradaki çembere baktığımızda teğet giriş açıyı hemen fark etmemiz gerekir. Burası 70 derece ise bu yay 140 derece olur. Burası 140 derece ise buradaki x onu gören merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yayın açı ölçüsüne eşittir. X de 140 derece olur. Bu kadar. Dördüncü açı çeşidimize geçelim. İç açı. İç açı çemberin içinde herhangi bir nokta aldığımızda, bu merkez olmayan bir nokta, şöyle birleştirdiğimizde şuradaki açıya x açısı diyelim. Bu yay alfa olsun. Bu yay beta olsun. Burası merkez olmadığı zaman bu x gördüğü yaya falan eşit olmaz. Burası herhangi bir nokta, merkez değil. X açısı bu iki yayın toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Alfa artı beta bölü 2. İç açı kuralımız budur. Eğer ki içerideki bir açı merkezliyse gördüğü iki tane yayın açılarının ölçülerinin toplanıp yarıya bölünmesiyle bulunur. İki örnek soru yapalım bunun için. A, B, C, D diyelim.
Şuraya x diyelim. M CD yayı 100 derece olsun. M AB yayı. Yay olan açıları gösterirken üzerine yay çizilir. 40 derece olsun. X nedir? Bir diğer örneğimizi de yazıp arkasından çözüme geçelim. Yine burası için merkez demiyoruz. Herhangi bir nokta. Şuraya x diyelim. Şu yayı gören bir çevre açı yapalım. Burası 70 derece olsun. Şu yayı gören bir de çevre açı yapalım. On derece olsun. X nedir? Şimdi ilk sorumuza bakacak olursak, buradaki CD yayı bize 100 derece verilmiş. CD yayı burasıdır. 100 derece verilmiş. AB yayı 40 derece verilmiş. AB yayı 40 derece verilmiş. X açısı bu ikisinin toplanıp 2'ye bölünmüş. 100 artı 40 bölü 2. 140 bölü 2'den 70 derecedir. İkinci sorumuza geldiğimizde daha böyle karmaşık görünen bir soru. Burada 10 derecelik bir çevre açımız var. Onun gördüğü yay burası. Bu yay 20 derece olur. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Burada da bir 70 derecelik çevre açımız var. Burası da 70 ise 140 derece olur. Şuradaki açı 140 ile 20'nin toplanıp 2'ye bölümüdür. 140 artı 20 bölü 2, 160 bölü 2 eder, 80 derece. Burası 80 derecedir. Burayı 80 derece olarak bulursak, x de onu 180'e tamamladığı için x 100 derece olarak bulunmuş olur. Bir çember sorusunda içeride açılar gördüğümüzde mutlaka bu açıları yaya taşımalıyız. Merkez açı ise merkez açı neyse çember yayı o. Çevre açı ise merkez açı, çevre açı ise yaydaki açı çevre açının iki katı olur. Bu açı çeşidimizi de geçiyoruz. Beşinci açı çeşidimiz. Beşinci açı çeşidimiz dış açıdır. Bir açı çemberin dışındaysa biz bu açıya dış açı deriz. Buradaki x açısı. Dış açı bu. Buradaki kısım alfa, buradaki kısım beta ise dış açı x açısı alfa eksi beta bölü 2 ile bulunur. Dış açı kuralımız budur. Bir örnek soru yapıp kurallarımıza devam edelim. Zaten kurallarımızın sonuna gelmek üzereyiz. Bununla ilgili iki örnek yapalım. Şuna x diyelim. Şurası AB. Şuraya C diyelim. Şuraya da DE diyelim. Şöyle bir DE'yi gören bir çevre açı oluşturalım. 80 derece olsun. Şunu gören de bir çevre açı oluşturalım. 30 derece olsun. X nedir? Bir soru daha yazıp böyle sorularımızı çözelim. Hemen hemen her test kitabında bulunması gereken bir örneğe geliyoruz şimdi. İç açıyla dış açının birleştirildiği bir soru. Burası 70 derece olsun. Şunu şöyle dışarıya çıkarttığımızda da şuraya da 30 derece diyelim. AB
E diyelim şuraya da. M, CD yayı, CD yayının ölçüsü nedir? Şimdi kalemimizin rengini değiştirerek sorularımızı çözelim. İlk örneğimize geldiğimizde burası 30 derece ise bu yayın açı ölçüsü 60 derece olur. Çünkü bu bir çevre açı. Çevrenin üzerinde oluşturulmuş. Bir çevre açımız da burada var. 80 derece ise bunu yaya taşırsak 160 derece olur. Buradaki dış açımız x 160'tan 60'ın çıkartılıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Çünkü kestiği yerlere dikkat edersek buraya geliyor ve buraya geliyor. 160'tan 60'ı çıkartıp 2'ye böldüğümüzde x'imiz 160 eksi 60 bölü 2 50 derece olarak x açısını bulur. İkinci örneğimize geldiğimizde CD yayının açı ölçüsünü soruyoruz. Buraya x diyelim, şu AB'ye de y diyelim. X ve y'nin bu nokta için merkez noktası gibi bir bilgi verilmediği için x ile y'nin toplanıp ikiye bölünmesinin 70 ettiğini anlarız. İç açı kuralı, dördüncü kuralımız. X artı y bölü 2 eşittir 70. X artı y'nin 140 derece olduğunu bulun. İkinci bilgi olarak buradaki dış açıdan dolayı y eksi x bölü 2'nin 30 derece ettiğini anlarız ki y eksi x de 60 derece olur. Bunları alt alta topladığımızda x'ler birbirini götürdüğünden 2y eşittir 200 eder. Y eşittir 100 derece çıkar. Y yerine 100 derece yazarsak da x'i 40 derece olarak bulmuş oluruz. X de zaten bizim aradığımız CD yayıdır. Çok önemli ve güzel sorulardan birisidir. Bu kuralımızı da geçtikten sonra 6. kuralımıza geliyoruz ve son açı kuralıdır bu. Bundan sonra tabii birkaç kuralımız daha var da çemberdeki açı kurallarının sonuncusudur. İki teğetle oluşan dış açı. Bir önceki işlediğimiz dış açı kuralı burada geçerlidir tabii ki ama iki teğetle oluşan dış açılarda şöyle bir özellik vardır. Burası x, bu yaydaki açı ya da y dersek x ve y'nin toplamı 180 derece etmektedir. 2 buradaki uzunlukta teğet ise bu teğet bu teğet. Şimdi bununla ilgili bir örnek sorumuza gelirsek. Dış açının iki teğetle oluştuğundan emin olduğumuzda uygulamalıyız bunları. Bu kuralı. Teğeti gördük. Diğer teğeti de böyle çizdik. Buraya 70 derece dersek tam teğet olan noktalara indirdiğimi varsayıyorum bunları. İlki çok iyi olmadı da ikincisi oldu. Şuraya x diyelim. X nedir? Şimdi buradaki dış açıya baktığımızda bu teğet, bu da teğet. O zaman buradaki yayla bu açının toplamının 180 etmesi gerekir. Bu açı 70 derece ise bu yay 110 derecedir. Buradaki x açısı bu yayı gören çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. 55 derece olur. Teğetle oluşan dış açı gördüğümüzde bu ikisinin toplamını 180'e eşitlemeyi aklımıza getirmeliyiz. Önemli bir özelliktir bu da. Bunu da geçtikten sonra yardımcı iki kuralımız vardır. Bu iki kuralımızı da işleyip ardından Kirişler dörtgeniyle çemberde açıyı bitiriyorum. Yardımcı kurallar.
Birinci yardımcı kuralımı bir çemberde iki tane eşit uzunlukta kiriş verilirse bunların arkalarındaki yayların açıları kesinlikle eşit olur. Bu yayın arkası alfa ise bu yayın arkası da alfadır kesinlikle. Örnek. Buraya bir kiriş çizelim. Bir tane de şuraya kiriş çizelim. Bu kirişlerin uzunlukları eşit olsun. Şöyle de bir iç açı uyduralım. O doğru çok düzgün olmadı. Neyse, bir geri alıp bunu düzeltelim. Tamam. Şunu şöyle. Şunu da şöyle çizelim. Şu açıya 100 derece diyelim. A, B, C, D. M, A, B yayının açısı nedir? A, B'ye, A, D yazdım. A, B'ye. Şuradaki yayın açısının ölçüsünü vuruyor. Şimdi sorumuza geldiğimizde buradaki noktanın merkez olduğu belirtilmemiş. Bu nedenle buradaki AD ile BC'nin toplanıp ikiye bölünmesi 100 vermiş. Buradaki AD ile BC'nin toplamı o zaman 200'dür. 200 derecedir. Buradaki AB ile CD kirişleri aynı olduğu için bu ikisine de xx dersem 2x artı 200'ün 360 etmesi gerekir. 2x eşittir 160 derece edeceğinden x'i eşittir 80 derece olarak bulurum. Yani AB yayımız 80 derecedir. İkinci yardımcı kuralımıza gelirsek. Bir çember içerisinde iki paralel doğru ne ifade eder? Paralellikten varsa açıları taşımayı bilmeliyiz. Bir de iki paralel doğrunun arasında kalan şu yaylar birbiriyle eşittir. Arkada kalanlar hakkında bir şey söyleyemeyiz. Ama bu iki paralelin arasında kalan açılar birbirlerine eşit olurlar. Bir örnekte buna yaparak devam edelim. Şu ikisine birbiriyle paralel diyelim. AB, CD, AB paralel CD olsun. Buradan sonrasında şunları da biliyor olalım. Şöyle bir uzunluk çekelim şuraya. Şöyle. Buna 70 derece diyelim. Bir tane de şöyle yapalım. Şuraya da 100 derece diyelim. Şu aradaki BD yayı nedir? Doğru biraz sıkışık oldu. BD yayının açı ölçüsü nedir? Şimdi öncelikle verilen açıları yaylara taşımak her zaman yapacağımız ilk iş olması gerekir. Buradaki 70 dereceyi yaya taşırsak burasının 140 derece olduğunu anlarız. Yaya taşırken nereye uzandığına dikkat etmeliyiz. Buraya gelin. Buna baktığımızda ise bu buraya, buraya geliyor. Demek ki burası 100 derece ise bu arkası bu çevre açı olduğu için 200 derece olur.
AB ile CD birbirine paralel olduğu için burasının açısı x ise burasının açısı da x olacaktır. 2x artı 140 ile 200'ü toplarsak 340 eder. Çemberin tamamı 360 edeceğine göre 20 derece kalır. X eşittir 10 derece. BD yayımız da 10 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi son kuralımız olan kirişler dörtgenine geliyor. Kirişler dörtgeni dört köşesi bir dörtgenin dört köşesi de çember yayı üzerinde olan dörtgene denir. Bir çemberin dört köşesi de çember yayının üzerinde olması gerekir. Bu bir kirişler dörtgenidir. Şuraya bir O merkezi atalım. Kötü oldu ama olsun. Şöyle çizdiğimizde ise bu bir kirişler dörtgeni değildir. Çünkü bir köşe çember yayı üzerinde değildir. Buradaki kirişler dörtgeni değil. Kirişler dörtgeni değil. Diğerine baktığımızda ise dört köşenin de çember yayı üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu bir kirişler dörtgenidir. Öncelikle çemberlerde bize gizli olarak kirişler dörtgeni verir. Biz bir dörtgenin kirişler dörtgeni olduğunu anlarsak onunla ilgili şimdi konuşacağımız kuralı uygulayabiliriz. Bazen de bize apaçık bir dörtgenin kirişler dörtgeni olduğunu söyler. O zaman biz de gerekli işlemleri yaparız. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı birbirini 180 dereceye tamamlar. Şuraya kirişler dörtgenimizi çizecek olursak, şuraya x dersek, buraya y dersek, buraya a dersek, buraya b dersek, karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlar. Karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlar. Yani x artı y 180 derecedir. A artı b o da 180 derecedir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlar. Bir örnek yapacak olursak, bir yarım çember çizerim ama içine dört köşesi de çember yayının üzerinde olan bir dörtgen yerleştirelim. Burası 100 derece ise burası x. X kaçtır? Şuradaki A, B de çap olsun. A, B çap diyor. Şimdi bu çembere baktığımız zaman dört köşenin de çember yayı üzerinde olduğunu açıkça farkına varmalıyız. Bu çember yayın üzerinde, çember yayı üzerinde, çember yayı üzerinde, çember yayı üzerinde. 100 ile x'in toplamı 180 etmesi gerekir. Çünkü karşılıklı açılar kirişler dörtgeninde birbirini 180'e tamamlar. X eşittir 80 derece olarak bulunur. Kirişler dörtgeni uzatılacak tarafı yoktur. Karşılıklı açılar birbirlerini 180 dereceye tamamlarlar. Bu şekilde çemberde açılar videomuzu noktalamış oluyoruz.